İslam dünyasında yaşanan mezalime karşı bildirimizdir. Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Bir zamanlar dünyayı aydınlatan Doğu Türkistan şehir ve kasabaları adeta nefes almanın bile yasak olduğu etnik, dini, ekonomik ve toplumsal baskıların artarak hayatın daha da çekilmez hale getirildiği, soykırımların yaşandığı beldelere dönüştürülmüştü. Oruç tutmanın, camiye gitmenin yasaklanması, eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerinin kısıtlanması gibi uygulamalar Doğu Türkistan halkı için günlük yaşamın bir parçası olmuştur. Toplumun hayat damarı olan düşünür, entelektüel ve akademisyenler etkisizleştirilmekte ya da saf dışı bırakılmaktadır. Çin'in karartma politikaları nedeniyle medya ve iletişim araçlarının kullanımına sansür uygulanmakta, Doğu Türkistan'da yaşananlar hakkında sağlıklı bilgi edinmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bugün atadır. Bizler Müslümanlar olarak masum insanlara yapılan zulmü, kül, din, DMSF ayrımı gütmeden eşit görmekteyiz. Ölümlerin mukayesesi yapılmaz. Ancak Çin'de öldürülen bir Çin vatandaşı ile mazlum coğrafyalarda savunmasız halde işkencelerle katledilen 500 kişinin ölümünün dünya kamuoyunda edindikleri yer hepimizin malumudur. Kendini dünya güvenliğinin ve barışının teminatı olarak gören, aynı zamanda dünyanın en büyük silah üreticisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni dünyadaki bütün bu düzensizliğin müsebbibi olarak görüyoruz. Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan, üstünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk sisteminin ve onun 200 araçlarını reddediyoruz. Şimdi yeni üretilen silahların tatbikatını İslam coğrafyası üzerinde yapan, ancak İslam'ı ve Müslümanları terörizmin kaynağı olarak gören tüm ülkelere sesleniyoruz. İslam ve insan bir bütündür. İnsanın olduğu her yer bizim yanı başımızdır. Afrika bizim kapı komşumuzdur. Suriye, Irak, Bosna, Endülüs, topyekun kıyıma uğrayan Doğu Türkistan bizim öz coğrafyamızdır. Filistin bizim ciğerimiz, Mekke bizim kalbimizdir. İnsanın öldüğü her yer bizim bağrımızdır. Bombalasanız da, darbe yapsanız da, soykırım için kirli tezgahlar kursanız da susmayacağız. Direneceğiz ve hakkı savunacağız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Şu unutulmamalıdır ki, kurulacak yeni bir adil dünyanın harcı, Doğu Türkistan'da katledilen bebeğin cesedini kucağına alan annenin akıttığı gözyaşıyla karılacaktır. Silivri'nin gençleri olarak zorba Çin hükümetine ve delikanlı silahlı birimlerine Müslümanların adaletini ve zulüm ile abat olmayacaklarını hatırlatıyoruz. Aziz milletimizi dualarında Doğu Türkistan'a anmaya davet ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, mustazap kardeşlerimize sabır niyaz ediyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Katılımcı kardeşlerimiz var. Biliyorsunuz Suriye'den 2900 mülteci, Mısır'dan arkadaşlarımız ve Filistinli kardeşlerimiz var. Şu anda konumuz Doğu Türkistan olduğu için yaklaşık Silivri'mizde 70'in üzerinde Doğu Türkistanlı ailemiz var. Şimdi bir ailemiz birkaç dakika size Doğu Türkistan'daki son durumu anlatacak. Buyurun ablacığım.
Selamun aleyküm değerli kardeşler. Ben Doğu Türkistanlı, yani Doğu Türkistan geleni buraya 4 sene oldu. Ben Doğu Türkistan'ın zulmünü, tarihte bugün kadar zulmünün hepsini bu kısa 2 dakika içinde anlatmam çok zor durumda. Ben anlatamayacağım. Tamam. Lakin benim şimdiki durumum, ben Doğu Türkistanlı bir kadın olarak burada 4 sene oldu. Benim eşim 2 sene önce buraya gelmişti. Çocuklarını görmek için buraya gelip geri döndü. Sonra hapiste atıldı. Şimdi 15 senelik hapis cezası verildi. Suçu sadece Türkiye'ye gelmesi için, çocuklarını görmediği için, görmeli geldiği için hapishane atıldı. Şimdi bizim Doğu Türkistan durumu da 2 sene oldu. Biz iletişim, yurt dışındaki kardeşlerimizle iletişim kesildi. Bizim şimdiki Doğu Türkistan'da kadınların hepsi Nazlı kampında. Erkeklerimiz de Nazlı kampında. 6 milyon civarında insanlar Nazlı kampında. Şimdi Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz soykırım altında. Bizim binlerce yetim çocuklar yurt dışında şimdi okuyor. Onlar babanı görmedi 2 sene, 4 sene, bazı çocuklar 10 sene fazla oldu. Çünkü ulanın babanın suçu yurt dışına çıktığı için, yurt dışına gittiği için geri döndükten sonra Çin hapishaneye atıldı. Bizim durumumuz şimdi Filistin durumu, Suriye durumundan daha fazla çok zor durumda. Çünkü biz 70 senelik zulümde kaldık. Ama Çin komünistleri bu zulümle bugün kadar yurt dışına hiç açıklamadı. Yurt dışında, sınır dışından onlar gizli tuttu. O yüzden bizim zulümümüz bugün kadar kardeşimiz hiç duymadı. Ama ben Doğu Türkistan olup bir kadın olduğum için burada şimdi söylüyorum ki bizim şimdiki durumumuz çok kötü. 40 milyon civarındaki Doğu Türkistan kardeşlerin soykırım altında. Bunu sizlerle bilmeniz gerekiyor, bize sahip çıkmanız gerekiyor. Bir de biz Müslüman, dinli kardeş, biz Türk, milli kardeş. O yüzden sizlerle bize sahip çıkmanızı rica ediyoruz. Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! Kardeşime teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani 70 üzerinde şu anda Siriyolumuzda Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Müsait olanlar bunları ziyaret etsinler. Çünkü aileler gerçekten çok kötü durumda. Kiminin kocası şu anda Doğu Türkistan'da hapiste. Kiminin eşi, yani aileler şu anda hepsi harapıyor durumda. Ne yapacağımızı söyle. Biz şu anda yapacağımız şey arkadaşlar, burada sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz. Yapacağımız bu. Hani bir hadiste buyuruyor ya Efendimiz, zulme engel olamıyorsanız hiç değilse onu duyurun. Şu anda yapmamız gereken o. Şimdi dua için Übeydullah hocama veriyorum. Buyurun hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rabbel Alemin. Ey kimsesizlerin kimsesi olan Rabbimiz, hem Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için, hem bütün mağdur, mahkum, mazlum olan İslam aleminin şu içinde bulunmuş olduğu acı durumdan kurtulması için ellerimizi şu mübarek cuma namazından sonra sana kaldırdık, sana açıyoruz. Bütün duaların, bütün icabetlerin sahibi olan, güneşi takan, ayı takan, alemi yoktan var eden Rabbimiz, sen ki nice dua edenlerin dualarına icabet eyledin. İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadı. Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'in yanına geldi. Yol bitti. Deniz gibi arkada düşman, önde Kızıldeniz. Sen onlara öyle bir yol açtın ki asırlardır söyleniyor bu. Bütün kutsal kitaplar, Tevrat, İncil bunu anlatıyor, beyan ediyor. Kur'an bunu beyan ediyor. Bizler de hulusu kalb ile sana dönüyoruz ve senden yardım istiyoruz. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbena zalemna enfüsena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ya Rabbi, sen İslam'a değer veriyorsun, Kur'an'a değer veriyorsun, Müslümanlara değer veriyorsun. Eğer ki biz bugün zillet çekiyorsak, kendi eksiklerimizden dolayıdır. Kur'an'a tam kulak vermememizden dolayıdır. Kur'an'a tam kulak verme, sana tam kulluk yapabilme nimetini bizlere ihsan eyle. Amin. Şimdi bir dua yapacağız, zaten vakit çok dar. Bu dua muhteremler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
Ahzab Harbi'nde yapmış olduğu duadır. Bütün Arap kabileleri Bedir'de, Uhud'da tokat yiyen müşrikler birleştiler Efendimiz'e karşı. Bakın, Medine-i Münevvere'yi kuşatma altına aldılar. Asker yok, silah yok, yardımcı yok, hiçbir şey yok. Doğu Türkistan'a benziyor değil mi? Asker yok, silah yok, savaş yok. Sadece Rabbim Allah'tır dedikleri için o insanlar ne oluyorlar? İnsanlığa hiçbir şeye sığmayacak eziyetlerle eziyet görüyorlar muhteremler. Aylar süren kuşatmadan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün süren bu duayı yaptı. Duanın başından kısa bir kısım okuyacağız inşallah. Hep beraber kuvvetlice amin diyeceğiz. Semanın kapıları duadan başka bir şey için açılmaz. Ve sabah rüzgarı esti muhteremler. Öyle bir rüzgar esti ki 12 bin kişi olan düşman ordularını darmaduman etti. Çekildiler, ganimetleri kaldı, İslam galip oldu. Kıyamete kadar olacak olan budur. Doğu Türkistan'da camiler ahır oluyor. Alimler, hocalar meydanlarda asılıyor. Neler neler. Neler gördü asrın firavunları. Neler yaptılar. Ama Kur'an baki, Allah duamıza icabet ediyor. Hep beraber dua edeceğiz. Kuvvetlice amin diyeceğiz. Aminlerimiz arşa çıkacak inşallah. Allahümme münzilel kitap. Amin. Seriyel hisab. Amin. Ahzimil ahzab. Amin. Allahümme ahzimhum. Amin. Vansurna aleyhim. Amin. Ve zelzilhum. Amin. Allahümme ya mucibel muzdarrin. Amin. Ve ya sarihal mekrubin. Amin. İktif anne. Amin. Hemmene. Amin. Ve gammene. Amin. Ve kürbetene. Amin. Fe inneke tera ma nezele bina. Amin. Ve bil müminine cemiyan. Amin. Allahümme estur avratine. Amin. Ve amin revatine. Amin. Ya ekremel ekremin. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli kardeşlerimiz, arkamızda çadırımız var yardım için. Portakal suyu içmeye davet ediyoruz. Buyurun.